Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri takip eden yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ortaya çıkardığı, milli iradenin doğrudan tecelli etmesine vesile olan ve kutlu değerlerin buluşma noktası haline gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, büyük Türk milletinin bugününe sahip çıkmaya, geleceğini ise kurmaya devam edecektir. Çünkü bu sistemin ana omurgasını güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri oluşturmaktadır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. bütçesi olma özelliği taşıyan 2021 yılı bütçemizin hazırlanmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. 2020 yılı bizlere bir kez daha göstermiştir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hızlı karar alma mekanizmalarıyla Türkiye'yi hedef alan oyunları bir bir bozmuş, Türk milleti üzerinde yapılan hesapları tek tek bertaraf etmiştir. Bunun son örneği ise Amerika Birleşik Devletleri'nin aciz çırpınışlarla almış olduğu yaptırım kararıdır. Buradan bu vesileyle de Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 yaptırım kararı ile savunma sanayimizi abluka altına alma çabalarını kınıyor, bu kararı tanımıyor, ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ziyadesiyle önemsiyoruz. Çünkü atılan her milli adım Türkiye kim besleyenlere rahatsız etmekte, gösterilen her milli duruş Türkiye Cumhuriyeti'ne hasım olanları alaşağı etmekte, Türk milletinin çıkarlarını korumaya yönelik beyan edilen her irade zilletin menbaını kurutmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle siyasi ve ekonomik bakımdan küresel bir yeniden yapılanma sürecinde olduğumuz bir dönemde 2021 yılı bütçe teklifinin sistemin getirdiği hız ve istikrardan beslenmekte olduğunu ve Türkiye ekonomisinin yoluna daha da güçlenerek devam etmesini amaçladığını da görmekteyiz. Dünyadaki dengelerin değiştiği, böylesine hassas bir dönemde ülkemizin küresel sebeplerin dışında maruz kaldığı ekonomik saldırılara, baskı ve dayatmalara verdiği güçlü karşılığın kaynağının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu da inkar edilemeyecektir. Tüm bu avantajlarına rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini itibarsızlaşma gayretinde olanları, Türk milletinin devletiyle birlikte verdiği mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışanları da ibretle takip ediyoruz. Şüphesiz ki bu kesime cevap Suriye'den, Libya'dan, Irak'tan, Kıbrıs'tan, Kafkaslar'dan, Doğu Akdeniz'den, Ege'den ve Karadeniz'den fazlasıyla gelmektedir. Türk milleti bu sese sahip çıkmakta kararlıdır. Türk milleti verilen mücadeleyle kazançlı çıkanın bayrak, devlet, vatan ve millet olduğunun farkında, korunanın milli namus ve kendisinin haysiyeti olduğunun bilincindedir. Bu sebepledir ki kendi sesi haline gelen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu millet sonuna kadar arkasındadır. Değerli milletvekilleri, Türk milleti onlarca yıldır kan emici terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Ancak son yıllarda terör örgütlerinin hedef birlikteliklerini eylem birlikteliğine döndürdüğü de ortadadır. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin hemen ardından bir düğmeye basılmışçasına hareket eden ve terör örgütleri bu işbirlikçi yapılarıyla harekete geçmiş ve bu defalarca teyit ve ispat edilmiştir. Böyle bir ahvalde güvenlik güçlerimizin devletleri kendisine hayran bırakan bir mücadele sergilemesi hepimizi gururlandırmakta, umudumuza umut katmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde ihanetin bağrına hançer olup saplanan, İran'ın kuzeyindeki sapıkların inlerine gözlerini kırpmadan giren, Karabağ'da terörist devlet işgalci Ermenistan'a varlığıyla dahi korku salan, Doğu Akdeniz'de gözümüz, Karadeniz'de umudumuz, Ege'de ise gururumuz olan güvenlik güçlerimize en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyor, hepsini ayrı ayrı Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir gün Türk Birliği mutlaka kurulacaktır. Bu vesileyle de Tanrı Türkiye yar olsun, Turan ellere selam olsun diyorum. Ayrıca bir takdiri daha adresine teslim etmek istiyorum. Türk savunma sanayinin
son yıllarda gösterdiği başarı takdire şayandır. Üretilen yerli ve milli silahlarımız bir sonucun ürünü olmaktan çıkmış, dünyanın dört bir yanında sonucu belirleyen silahlar haline gelmiştir. Bu gurur hepimizindir. Bu onur büyük Türk milletinindir. Ben Kayseri milletvekili olarak bu noktada Kayseri ilimizde de savunma sanayi altyapısının olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Savunma sanayi alanında yapılacak yatırımların devletimizin destek ve teşvikleriyle şehrimizde yapılmasına talip olduğumuzu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıklarını değerlendirerek mali istikrarın korunması, yurt içi tasarrufların artırılması, rekabet gücü yüksek bir üretim yapısına ulaşılması, altyapının geliştirilmesi, çevrenin korunması, doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve yönetimi, nitelikli kentleşme, afet risklerinin azaltılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması gibi toplumun refah üzerine doğrudan etkisi olan alanlarda sürdürülebilir, bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesi geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Ben de bu vesileyle tüm Türkiye'de ve seçim bölgem olan Kayseri'de yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımlar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kayseri'mize yapılan yatırımlarla birlikte yapımı yarım kalmış bir takım projeler bulunmaktadır. Tamamlanmasının öncelikli olması gerektiğini düşündüğümüz Boğazlıyan-Felahiye yolu, Kayseri-Sivas yolu, Bünyan yolu, internet altyapısı bulunmayan ve hane sayısı az olan mahallelerimize internet hizmeti sağlanması, Develi Devlet Hastanesi'ne 150 yatak kapasiteli ek bina yapımı, Yahyalı Devlet Hastanesi, Bünyan Devlet Hastanesi, Sarız Entegre İlçe Hastanelerinin inşaatlarının tamamlanması için ödenek sağlanması Kayseri'miz için oldukça önem arz etmektedir. Bunlarla birlikte doğal gaz arzı için Sarıolan ilçemize 2022 yılı için tarih verilmiş olsa da Pınarbaşı, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız ilçelerimize de doğal gaz arzı çalışmalarının başlaması öncelikli beklentilerimiz arasındadır. Değerli milletvekilleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2018 Türkiye Genel Seçimleri sonrası Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın Bütçe Genel Müdürlüğü birleştirilerek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte faaliyete geçmiştir. Başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlarla oluşturulan politika çerçevesinin hızlı ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesini ve izlenmesini sağlamayı, ekonomide büyüme ve gelişme odaklı hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede temel politika belgelerinin hazırlanması, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması ve uygulanması hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca sektörel ve tematik politika ve stratejiler geliştirilerek bu doğrultuda kamu kaynaklarının tahsis edilmesi, kamu personel istihdamına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Sekreterya hizmetleriyle uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Başkanlığın faaliyet programını incelediğimizde bir kez daha ülkemizi sarmalayan zorlu küresel ve bölgesel ekonomik ve siyasi koşullara, etrafımızda cereyan eden terör olaylarına ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen gerçekleştirilen yapısal reformlar ve özellikle uygulanan politikalar sayesinde ülkemizde ekonomik istikrar ve güven ortamının korunmuş olduğunu, büyüme ve kalkınma sürecinin kararlı bir biçimde sürdürüldüğünü görmekteyiz. Şüphesiz dünya ekonomileri ve ülkelerin sosyoekonomik yaşam şartları değişmekteyken önemli olan krizi fırsata çevirebilmektir. Önce kendi kendine yeten, daha sonra ise dost ülkelerin imdadına yetişen ülke olabilmek geleceğimiz açısından da oldukça önem arz etmektedir. 2021 yılı bütçemizin de bu kapsamda uluslararası bir bütçe olarak karşımıza çıkması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben de bu vesileyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a teşekkür ediyor. Strateji Bütçe Başkanlığı'nın bütçe teklifini olumlu değerlendiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.